Ve şimdi daha ağırlıklı olarak e, transfer haberleriyle ilgili bu bölümü değerlendireceğiz sevgili seyirciler. İstanbul Stüdyoları'nda Emre Kaplan da bizi bekliyor olacak. Birazdan ona da bağlanacağız. Galatasaray'da kamp başladı. Açıklanan isimler var. Ronyakuru, Sarakçı. E, daha da transfer olacak mı olmayacak mı? E, bunun perde arkasını Emre Kaplan'dan alacağız ama birazdan. Volkan Demir'le devam edelim biz. Burada Antalya Belek'te Atlantis Deluxe Otel'inde Sevgili Volkan, şimdi Fenerbahçe uzattığı kampı. Bugün evet. bir açıklama geldi. 5-13 oldu. 5-10'du, 5 gündü, 13. Fakat hazırlık maçı olmayacakmış. Olmayacak. Ee, demek ki günde çift antrenman, basın toplantıları olur. Oyuncular medyaya röportaj verecek. Ersun Hoca'nın pazartesi veya salı günü bir basın toplantısı veya basınla sohbet yapma durumu var. Ee, buradan direkt takım Kayseri'ye gidecek. Ee, hemen... Burada kampı tamamlayıp direkt Kayseri'ye uçup maçı oynayıp ondan sonra İstanbul'a gelecekler. Lige e, önce kupayla başlıyor biliyorsun Fenerbahçe 2020'ye. Ve e, Kayseri'ye de buradan yani İstanbul'dan değil buradan komple takım olarak bütün kafile orada maç oynayacak. Türkiye Kupası maçını ardından İstanbul'a gelerek ligin ilk maçı için hazırlanacak. Ve sonra da biliyorsun e, Gaziantep maçı için o şehre geçilecek. Lig maçı için. Evet. Peki transferde... Bir açıklama şu anda yok. yok. Yani acele etmiyor diyelim Fenerbahçe. Hı -hı. Cülerme konusunda ki A Spor'da biz bunu izleyicilerimize paylaştık. Evet. Ee, Cülerme'de şu an hangi aşamaya gelindi? Mutlaka senin elinde taze bir bilgi vardır. Yayın öncesinde bir istihbarat çalışması yapmışsındır. Cülerme 1. E çok iddia var. Yani şimdi bunun arasında hani stoperlerle ilgili çok iddia duyuyoruz. Sol bek geliyor. Milanlı Rodriguez iddiası evet. da var Fenerbahçe için. E, halen de, de halen daha devam etmekte. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? İvedi bir şekilde nereye transfer olacak? kap hangi bölge için? İlk hangi oyuncu açıklanır? veyahut zaytsa son durum ne? Brescia bitti mi iş? Ama henüz görüşme devam ediyor anladığımız evet. kadarıyla. Forvet hattına isimler dönüp dolaşıyor, okuyoruz, ediyoruz ama şu an için o Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ...şirketimiz tarafından hani başlar öyle cümle. Evet. O yok. Şimdi ben istersen kısa bir toparlayayım. Ardından soru cevap gideriz. Şimdi birincisi Fenerbahçe'de bugün taraftarı sokakta kimi çevirirsen çevir. Fenerbahçe taraftarına sor. Alacağın ilk yanıt, hangi mevkiye transfer istiyorsunuz sorusunu alacağın ilk yanıt... ...sol bek olur. Neden? Hem zaten bir eksikti orada sayısal olarak... Hem de bir de Hasan Ali e, Audi Cup'ta biliyorsun Bayern Münih maçında sakatlandı bir üç ay civarı bir sakatlığı. Arkasına ikinci bir sakatlık. Şimdi onun da e, sıkıntısı var. Yani e, ligin ilk maçına yetişip yetişmeyeceği konusu soru işareti. Gaziantep maçına veya e, kupaya yetişmeyecek büyük ihtimalle. E, orada çok ciddi bir sıkıntı var. Neden? Orada işte mecburiyetten dirar kullanılıyor. İşte Deniz Türüç denendi kupa maçında vesaire. Orada bir arayış var. Fenerbahçe'nin en hızlı şekilde çözmesi gereken yer Solbek. Solbek ve yönetiminde bu konuda çalışmaları var. Şimdi en çok merak edilen soru. Şimdi ben e, paylaştım yayın başlıyor diye <laughs> hemen altına sorular. E, Ricardo Rodriguez ile ilgili. Milanlı e, Solbek. İsviçreli. Evet İsviçreli. Şili asıllı olması lazım. Aynen. Şimdi e, bu oyuncu ile ilgili şunu söyleyeyim. E, bu oyuncuyu Fenerbahçe istiyor. Bu doğru bir kere. Ve listesinde bek listesinin başındaki oyuncu Ricardo Rodriguez. Bon servis olayı var. Şimdi Milan'ın şöyle bir bakış açısı var. Ben bu oyuncuyu kullanmıyorum. Bu sezon kullanmadım. Oyuncunun ayrılma durumu var. Ben ayrılacak oyuncuyu mümkün olduğunca bon servis geliri elde ederek satarak yollayayım ki bana da bir faydası olsun. Kiralar şu an itibariyle çok sıcak bakmıyorlar. Hatta Fenerbahçe'nin ilk teklifi demeyeyim. İlk zemin yoklamasında buna benzer bir cevap verilmiş. Hatta 9 milyon euro gibi Milan tarafından istenen bir bonservis var. Fenerbahçe'nin ifadesi şu. Biz 1,5 yıllık kiralık istiyoruz. Satın alma opsiyonu maddesi koyarız ama zorunlu satın alma maddesi koydurmayız sözleşmeye. Bakış açısı bu Fenerbahçe'nin. Biz deneyeceğiz, göreceğiz, hı hı. istersek alacağız. Zorunlu satın alma maddesi Fenerbahçe'nin kabul ettiği bir madde değil. Görüşmeler, pazarlıklar bu noktada şu an durmuş durumda. Ben ama bu transferde kesinlikle e, olumsuz konuşmam. Neden? Çünkü bir aylık uzun bir süreç var. Ricardo Rodriguez'e Milan o bon servisi bulabilecek mi? Veya bulunan bon servise mesela Ricardo Rodriguez İtalya'da başka bir takım Napoli konuşuluyor. Oraya gitmek isteyecek mi? Oyuncunun tercihi ne olacak gibi birçok... Milan bon servise bakar. Bakar ama... Rodriguez de paraya bakar. Rodriguez gitmek istemezse yeniden kiralık seçeneği gündeme gelebilir. Bu transferi ben öyle hemen bugüne olacak bugünden değil. yarın olabilecek bir şey olarak görmüyorum. En az bir 2-3 haftalık bir süreç gere gerekiyor. Teklifleri görmesi lazım Milan'ın, oyuncunun tepkisini görmesi lazım ve bunun üzerine Fenerbahçe'nin kiralık teklifini değerlendirmesi lazım. ne oldu Volkan. Milan Zajts zaten biliyorsun Empoli'den geldi Fenerbahçe'ye. İtalya'da piyasası olan bir oyuncu. Her ne kadar Seri B'de oynayıp sonra Seri A'ya yükselse de Orada takımları zaten takip ettiği ve doğal olarak Sloven milli takımında da oynadığı için zaten Avrupa'da piyasası olan bir oyuncu. Zaten yaz transfer döneminde de hatırla. <laughs> Konuştuğumuz iki tane oyuncu vardı satış için Elif Elmas'ın dışında. zaisla Jason. Şu anda Zaytz'ın e, iyi bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe satışına sıcak bakıyor. Peki bu iyi teklifin karşılığı ne? <laughs> i̇yi teklif ama ne? Ne? Şimdi Brescia deniyor. Brescia'nın ben... Fenerbahçe'nin e, hayal ettiği ya da istediği rakamlara, istediği bonservis bedellerine ulaşabilecek bir takım mı? Kafamda soru işareti. Evet, ilgi var, doğru. Oyuncuyu almak istiyorlar. Ama mesela 2, milyon euro, 2.3 milyon euro, 2.5 milyon euro. Bu bonservis bedelleriyle Fenerbahçe zayetisi vermez. Çok net. 5 milyon euro civarında rakamlar konuşulursa, o zaman düşünülebilir. Brescia için ciddi bir teklif diyebiliriz. Ama 2 milyon euro biliyorsun bu İtalyan kaynaklı bir haberdi. 2 milyon euro denildi haberde de. <laughs> ben e, o seçeneği çok mantıklı görmüyorum. Ama Zais'ın İtalya'dan başka talepleri de olabilir. Zais az önce söylediğim gibi İtalya tecrübesi olan ve Sloven Milli Takımından da, da e, takip edilen bir oyuncu. Bu yüzden e, oyuncunun satışı Fenerbahçe'nin istediği bir şey ama burada şifre kelime şu doğru bonservis bedeli. Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli bunu karşılayacak bir takım bulursa Zayt Fenerbahçe'den devre arasında ayrılabilir. Bu arada çok da düşünülmediğini söyleyeyim. Yani zaten sezonun ilk yarısı boyunca bütün taraftarlar bizim gibi onlar da takip etti. Hoca çok fazla şans vermedi. Yani birkaç maçta oyunu aldı. Beklediği tempoyu bulamadığı için Miha Ays'ın da takımdan ayrılması konusunda Ersü Yanal'ın da bir çekincesi ya da bir tepkisi, olumsuz bakış açısı yok. O da Mia Zayas'ın gidip kendi kariyerini başka bir şekilde çizmesi konusunda olumlu bir bakış açısına sahip. Kısacası bu transferde tek engel Fenerbahçe'nin hedeflediği, Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli konusunda hangi takım o seviyeye gelebilecek bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Zayas'ın dışında başka oyuncu da olabilir. Mesela Jailson yaz döneminde İtalya'dan, İspanya'dan takip eden takımlar vardı. Fe yine Fenerbahçe'nin istediği bedellere gelmemişti ve Fenerbahçe satışı onaylamamıştı. Şu yani an Zayt için diyorsun ki iki buçuk, 3 az. Olmaz. Ben, benim e, şöyle söyleyeyim 5 milyon euro benim duyduğumu söylüyorum. 5 milyon Talep euro. Talep edilen rakam mı 5? Evet. Fenerbahçe boyutu. En alt e, limit o. Onun altına ben Fenerbahçe'nin ineceğini düşünmüyorum. Pazarlık sürecinde neler gelişir bilmiyorum ama 5 milyon euro e, zannediyorum Fenerbahçe için. Zayısı gönderme açısından mantıklı bir seçim... Cilerme için diyorsun? Vuracak. Cilerme konusu Kulağına şöyle... Kulağına gelen bir şey var mı? Cilerme konusu şöyle... ...Cilerme'nin zaten büyük takımlarla... işte ...Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da dönem dönem... ...ismi anılmıştı. Performans olarak değerlendirirsek... ...üç büyük da, dört büyük da ...iş yapabilecek kalitede bir oyuncu. Fakat bir satış gerçekleşmeden... ...ve bu arada e, biliyorsun... ...bu yapılandırma durumu da var... ...yani kulüp lisans talimatına uydurabilmek için... E, mali tabloyu. <laughs> Bu süreç de var. Yani Fenerbahçe'nin transfere çok hızlı bir giriş yapmasını ben beklemiyorum. Çünkü Galatasaray iki tane üste açıkladı. Hemen Fenerbahçe taraftarlarında Trabzon <Sor> bir... Trabzonspor açıkladı. Trabzonspor açıkladı. Hemen Fenerbahçe taraftarında bir böyle irkilme durumu söz konusu oldu. Biz niye hala sol bek almadık diye. Ama bekler taraftar bekler. Taraftarın tabii ki canım taraftar o işten her zaman kaçış bekler. Yok. Ama e, biraz daha sakin, biraz daha itidalli gidiyor benim gördüğüm kadarıyla yönetim. Sol bek Akılcı konusu, planlarla Hareket ediyor diyorsun Kesinlikle. yönetim. Sol bek konusunda Ersun Hoca. Ricardo Rodriguez'in alternatifleri de var bu arada. Bunları biz gazetemizde de haberleştirdik. Yani e, Nice forması giyen Rasinkoli, e, Senegalli bir oyuncu. Bu mesela Fenerbahçe'nin listesinde olan bir oyuncu. Olympiakos'ta Leonardo Kutris, Yine Ersun Yanal'ın onay verdiği kiralık olarak gelişine onay verdiği bir başka oyuncu. Kısacası Fenerbahçe seçeneklerini belirlemiş durumda. Ha bu seçenekler arasında kariyer olarak işte İsviçre milli takımı Milan, Ricardo Rodriguez bir numarada. Zaten listenin başında da o var. Kısacası Ricardo Rodriguez'in durumu netleştikten sonra Fenerbahçe sol bek transferini hemen birkaç gün içerisinde halledebilecek durumda. Çünkü geniş bir liste var. Ama şunu söyleyeyim yani Kesinlikle bir sol bek alınacak. O kesin. Kesinlikle bir sol bek alınacak. Ya Hasan El'den çok böyle sağlıklı haberler gelmiyor. Yani bir var bir yok ya. Yani bir hakikaten Ama şimdi çocuğa o istikrar, da doğru doğru. Yok onu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Çok şanssız bir şekilde tam böyle yükseldi, milli takıma kadar geldi. İşte Euro 2020'de o kanatta vazgeçilmez oyuncu olacak derken o yaşadığı talihsiz sakat Amerika'daki tedavi süreci işte geldi. Yani bir türlü o karşılığı Alamadı hani e, hakikaten bir üzücü de bir durum. Yeniden form tutmaya başlamışken bir daha sakatlandı. Yani üç ay çok ciddi bir süre bir oyuncu için. E, yeniden form tutmaya başlamışken ikinci kez sakatlandı. Onun da sözleşmesi bitiyor biliyorsun. Bitiyor. Şimdi o da istiyor ki bir performans vereyim. Fenerbahçe ile pazarlık yapacaksa masada güçlü olabilmesi için sahada bir performans vermesi lazım. Veya başka bir takıma gidecekse Yine aynı şekilde bir performans vermesi lazım. Ama benim aldığım bilgiler şu yönde. Tıpkı Ozan'da olduğu gibi Sayın Başkan Ali Koç'un Hasan Ali'yle bir görüşme yaptığı... ...ve Hasan Ali'ye seni takımda tutmak istiyoruz, Ersun Hoca da seni takımda görmek istiyor dediğini biliyorum. Hasan'ın da Fenerbahçe'de kalmaya tıpkı Ozan gibi... ...Ozan da Fenerbahçe'de kalmak için çok ciddi fedakarlıklar yaptı bu arada onu da söyleyelim. Hasan'ın da aynı şekilde... Fenerbahçe'de kalmak için bütün şartları zorlayacağını yani kısacası Fenerbahçe biz artık seninle anlaşamıyoruz. Sen istediğin takıma gidebilirsin demediği sürece Hasan Ali Fenerbahçe'yi bekleyecek. Bu kesin. Bu noktada e, Hasan Ali'nin de ben gelecek sezonda Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünüyorum. Ve de geri dönüşünde şunu yapmaması lazım Hasan'ın. Bak tam hazır olmadan döndü. Dilara'nın ameliyat durumu vardı. Tam hazır olmadan döndü. Tam hazır olmadan takıma katılmaması lazım. Bence Hasan Ali'nin bu noktada bir hata yaptığını düşünüyorum. Ve ikinci sakatlığının da bu hatanın etkisinde bir e, durumu olduğunu düşünüyorum. Bu hatayı artık üçüncü kez yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama oraya Hasan %100 sağlıklı bir şekilde dönse dahi, oraya bir oyuncu lazım. Orada Fenerbahçe'nin sayısal olarak eksikliği var. İşte Ricardo Rodriguez olur, Kutris olur, Koli e, olur. Bir tane oyuncu Fenerbahçe sol bek almak zorunda. Ersin hı hı. Hoca'nın da çok ısrarlı bir talebi var yani onu da söyleyeyim. E, doğal tabii hoca görüyor yani çok sezon başından beri yaşadığı sıkıntılar. Hoca da haklı olarak solmak istiyor. tribüne yollanacaktır. Tamamen gözden çıkartılmıştır. Bilemiyorum orada nasıl bir karar alacak yönetim ama bu noktada sen bir de Stoper'e doğru bizi sürükledin. Evet. Orada nasıl bir değişiklik bekliyorsun? Şimdi, Üç oyuncu var. Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami. Rami. Tabi bir de Sadık vardı. 4. Sa o, o, yok şu an. Sadık sezonu kapattı. Jair da koyalım. Jair hiçbir yere koyamıyoruz değil <laughs> mi? stoper desen stoper değil. Orta saha desen orta saha değil ama e, maç kazandıran adam oldu Rize'de. <laughs> Enteresan bir performans. Yani hocalar aslında böyle oyuncuları çok sever. Hani nereye koysan verim alabildiğin oyuncular hocaların elini çok rahata, rahatlatan oyunculardır. Jason da bunlardan bir tanesi. Stopper konusuna şöyle geçeyim. Şimdi sezon başında bir plan yapıldı. Dendi ki elimizde Serdar'la Sadık var. iki tane yerli. Bunlar iyi oyuncular mı? İyi oyuncular. Zanka fırsatı doğdu. Zanka'nın maliyetiyle ilgili çok fazla konuşuluyor ama Zanka e, iyi bir maliyetle geldi Fenerbahçe'ye. Aslında e, mesela Kayer gibi, Martin Şikirtel gibi böyle 4-5 milyon euro yıllık ücretler almıyor. Zanka iyi bir maliyetle gelmiş bir stoper. Ama performans olarak ilk yarının tamamına baktığında Fenerbahçe seviyesinde bir performans sergiledi mi? Hayır. Zaten son Rize maçını örnek al. Hocanın ilk müdahalesi oyuna Zanka'yı çıkardı. Gustavo'yu stopere çekti. Orta sahaya Emre'yi koydu. Hoca da bunun farkında. Şimdi Zanka istenen seviyede gelemedi şu an itibariyle. Bu bir kenara koyalım. Adil Rami. Burada çok fazla ortalığı karıştıran açıklamalar yapmak istemiyorum ama mesela onunla ilgili de teknik eğitim olumsuz raporu olduğu söyleniyor. Daha gelmeden gelmeden mi? Buna rağmen transfer edilir, işte fırsat transfer edilir, faydalanırsak alalım vesaire gibi. Ama şunu söyleyeyim, onun da maliyeti ve sözleşme şartları iyi. Fenerbahçe isterse fesi hakkı var sözleşmede Adil Ya, Makul şartlarda, uygun şartlarda diyorsun. Ki büyük ihtimalle de e, bir stoper bulunursa yurt dışından, Adil sözleşmesi feshedilecek. edilecek. E, onu söyleyeyim. Ve Sadık, Sadık'ta maalesef çok üzücü bir sakatlık yaşadı. Sezonu kapattı. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde bir tane stoper var, Serdar Aziz. Hocanın memnun olduğu zankada var da hocanın memnun olduğu tamam budur dediği bir tane stoper var. Hoca verdiği raporda kullandığı ifade şu: Sol ayaklı stoper. Sol ayaklı stoper <laughs> istiyor hoca. Bununla ilgili de listenin başında bir tarafta sol bekte Ricardo Rodriguez dedik. burada da Juan Jesus. Roma'da forma Hı -hı. giyen bu sezon o da e, sezonun ilk yarısı itibariyle çok fazla forma şansı bulamayan bir oyuncu ve Roma'dan ayrılma ihtimali hayli yüksek bir oyuncu. Juan Jesus. Fenerbahçe yine aynı şekilde tıpkı Rodriguez'de olduğu gibi kiralama yani çünkü bonservis durumu yok Fenerbahçe'nin. Çok sürpriz bir satış yapmazsa işte Jaison 10 milyon euroya falan satmazsa. Bonservis durumu yok. Yine kiralık olarak e, sözleşmeye bir satın alma opsiyonu maddesi koyarak bu oyuncuya talip olmuş durumda. Bu oyuncu ile ilgili de tıpkı Milan'ın olduğu gibi Roman'ın da kararı bekleniyor. Bu oyuncu da çok değerli bir oyuncu bu arada. Yani e, az çok İtalya'da ligini takip edenler demek istediğimi anlayacaktır. Bu sezon oynamamış olabilir ama Juan Jesus Roman'ın rotasyonunda olan bir stoperdi. E, bu sezon e, biraz yedeğe düştü. Bence bu, bu da e, eğer yapılabilirse bu da çok değerli bir takviye olacak savunmaya. Fenerbahçe iki tane çözülemeyen problemini Ricardo Rodriguez ve Juan Jesus'la e, sorunsuz bir şekilde götürebilir ikinci yarıyı. Yani öyle bir savunma hattı olur. E, i̇kinci kısım bu. Şimdi diğer kısma gelecek olursak da bir de hoca... Bir şey de var unutma. Alanya Spor Wellington. Wellington o da doğru. O isim de var. Simon Kaya. Simon Key'a yok. Gelecek mi diyorlar, raporuna bir bakalım diyorlar. Sağlık raporuna. Ama sen kesinlikle yok, yok Simon Key'a yok. Simon Fenerbahçe'li... Şimdilik diyeyim. Belki ilerleyen günler değişebilir. Transfer döneminde çok iddialı konuşmamak lazım. Şimdilik Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir oyuncu değil. Ee, ama Wellington doğru. Alanya Sporlu. O da adaylar arasında. Ama bir numarada Jesus var. Onu söyleyelim. Romalı Juan Jesus. İki, e, bir kanat oyuncusu da istiyor hocam. Şimdi Moses bir gitti iki ay. Şimdi gitti yine 6-8 hafta yani yok artık umudu kesti herhalde zaten sezon sonunda ee, sözleşmesi bitiyor kiralık kesin. sözleşmesi de bitiyor şimdi böyle baktığında oraya da bir oyuncu istiyor hoca Sekidika Galatasaray büyük ihtimal anlaşıldı deniyor ben Fenerbahçe'nin de bir e, yoklama yaptığını oyuncu ile ilgili ama e, Galatasaray muhabiri arkadaşlar kadar net değilim yani onlar e, büyük ihtimalle an, için pardon. Sekidika, Sekidika. E, onlar büyük ihtimalle Galatasaray ile anlaştığını söylüyorlar benim e, aldığım bilgiler Fenerbahçe'nin de bir ilgisinin olduğu ve oyuncunun henüz herhangi bir tercih yapmadığı yönünde. Onu da söyleyeyim. Oyuncu bir tercih yapmadı. Evet, oyuncunun henüz bir tercih yapmadığı yönünde benim aldığım bilgi bu. Yani e, ukalalık olarak algılanmasın. Hani herkesin aldığı bilgiye saygı duyuyor. Aynen öyle. E, tabii ki Galatasaray'da talip bu arada. Trabzonspor da takip ediyor oyuncuyu. Yani birçok talebi var. E, ama göreceğiz yani şartlar neyi getirecek. O noktada Ersun Hoca'nın da oyuncu ile ilgili onay verdiğini söyleyeyim Sekidika ile ilgili yani Olur olmaz Galatasaray olur Fener olur Şimdi burada transfer rekabeti oluyor ya Her sezon Fener ile Galatasaray arasında Bu konuyu buraya getirmeyeyim de Geçen yıl Vedat ile ilgili bir sürü şey oldu Gerilim yaşandı Ama Fenerbahçe'nin de takip ettiği bir oyuncu Onun dışında Bir de Paris Saint Germain'de Daha önce de yazıldı zaten Maxim hı, hı. Yaz döneminde de Beşiktaş'a yazılmıştı hatırla Şimdi bu oyuncunun da şöyle bir özelliği var. Center for ve kanatta görevlendirebilen, center for olarak da kullanabiliyorsun, kanatta da kullanabiliyorsun. Bu yüzden <laughs> e, bu oyuncu da biraz e, takip altında tutulan, tabii çok pahalı bir oyuncu, öyle ucuz bir oyuncu değil. Sonuçta Paris Saint Germain'de işte Neymar'ın, Mbappe'nin e, rotasyonunda yer alan bir oyuncu. E, onun da galiba sezon sonu sözleşmesi bitiyor olması lazım, şimdi tam bakmadım. E, onunla ilgili de bir girişim olduğunu söyleyebilirim maksimum 3 minimum 1 bir. bir banko sol bek bir sol bek öncelik bu stoper ve bir kanat oyuncusu Fenerbahçe için şu anda transferde çalışma yürütülen mevkiler olarak ifade edebiliriz. Fenerbahçe'de gidecekler de var. Ha, onları da onları da konuşma, kon önemli. Onları da konuşmamız Şimdi lazım. Ekici bir, Ekici yani çok bir. yüksek ihtimalle e, burada da olmayacak. Yani yarın geliyor Fenerbahçe. Yarın itibariyle Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe e, kariyeri sonlanmış olacak. Yüksek ihtimalle. Gelmeyecek mi kampa diyorsun? Gelmeyecek büyük ihtimalle. Yani kamp yüzde %100 bilmiyorum. Ama aldığım bilgi oyuncu gelmeyecek. 2. Zayt. Zayt zaten sakat şu anda Yok, biliyorsun. Yok yani. Gözden çıktı. Evet yani iyi bir bedel olursa e, gözden çıkarılmış oyuncular arasında bonservis elde etmek suretiyle tabii ki. Yani bunu bedavaya gönderme diye bir durum yok. 3. Moses. Moses'ın da çok açık ve net söyleyeyim ne zaman döneceği konusunda bir sürü spekülasyon var. 6 hafta deniyor, 8 hafta deniyor, 10 hafta deniyor. Şimdi bu oyuncunun da ne zaman döneceği halen e, bir soru işareti. 4. Adil sezon Rami. Zaten sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Adil ile ilgili Rami. devre arasında bir e, hareket olabilir. Yani Fenerbahçe oraya işte Jesus'tur, Diğer stoper Alanyalı Wellington bir çözüm bulursa Ali Rami Fes olabilir. Onun dışında yani 4 oyuncu şu anda. Alperi hani... Alperi mesela <laughs> Alper. işte Sivas, Alanya, Konya 3 dört tane talibi var. Var. İşte Fenerbahçe yönetimde diyor ki git oyna. Tıpkı Ozan'ın yaptığı gibi gel buraya yeniden katkı sağla. Burada oynayamıyorsun zaten. Ee, yarım devrede olsa kendini bul. Burada yeniden Fenerbahçe'ye bir fayda, bir hizmet sun. Ee, Alper de bu konuyla ilgili görüşmeler yapıyor ama ayrılır mı, ayrılmaz mı? Alper konusunda bir soru işareti koyalım. Onun dışında da çok fazla öyle büyük 10 kişi gidecek, 10 kişi gelecek durumu olmadığı için çok hareketli bir dönem olmayacak. Ama takip edilen isimlerle ilgili şunu söyleyeyim. ...benim gördüğüm kadarıyla çok net isimlere gidiliyor... ...bak mesela... ...Ersun Hoca... ...Gustavo, Gustavo, Gustavo diyordu... ...hatırla... ...geçen sezon... ...birçok oyuncu yazdık... ...bunların hepsi önerildi... ...Premier League'den... ...efendim başka yerlerden... ...hoca hep Gustavo istedi... ...şu anda... ...Gustavo herkes ne diyor... ...Türkiye'nin en iyi orta sahası... ...bu noktada biraz hocaya... ...şey yapmak lazım... Ee, gö ...görüşlerine inanmak lazım... Diyorsun. ...inanmak lazım... ...söylediklerine değer vermek lazım... Elbette fırsat transferleri olabilir. Ama fırsat transferi her zaman risktir. Ama işte transferlerin Fenerbahçe'nin şu an risk alacak durumu yok. Çok farklı parametreleri var. Sen de iyi mutlaka, biliyorsun. Mutlaka. Mutlaka ama şimdi Adil Rami kağıt üstünde baktığında Fransa mi takımı, efendim Marsilya, iyi bir kariyer ama işte demek ki bir şeyler, bir sıkıntılar var ki bu adamı serbest bırakmışlar. Doğru mu? Enzonzi. Roma'da 30 üzeri maç oynamış. Ama bir sıkıntı var ki adam sana 2 sene kira alıyor. O yüzden biraz da böyle bakmak lazım. Ben teknik heyetlerin görüşlerini çünkü onlar da çok ciddi bir araştırma yapıyorlar. Fenerbahçe'nin hem kendi scout sistemi kendi scout ekibi hem de Sayın Ersun Yanal'ın ekibi ayrı ayrı takip ediyor. Çok detaylı çalışmalar yapılıyor. Ama bu noktada Biraz daha hocanın dedikleri sanki e, değerli bulunmalı, değerli görülmeli ve transferde rota biraz daha buna göre çizilmeli diye düşünüyorum. Daha az hata yaparsınız o zaman. Çünkü hoca inandığı, güvendiği oyuncuyu alırsa onu zaten oynatır ve performans almasını da bilir. Bu noktada Ersun Hoca'nın görüşlerinin e, önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemsenmiyor demiyorum, buradan bu mana çıkmasın ama e, dönem dönem başka alternatifler de sunuluyor hocaya çünkü, biliyorum. Ee, bu noktada devler arası transferinde daha net daha e, doğru isimlerle e, Fenerbahçe e, sor, çok sorunlu gözüken bölgelerini hızlı bir şekilde çözebilir gibi gözüküyor. Açık konuşayım. Hı hı. isimler çok güçlü isimler. Ama tabii bunların maliyetleri de var. maliyetleri de şimdi belki Başkan ilk Koç bizi izliyorsa <laughs> Volkan Güzel anlatıyorsun da bu işin mali Aradan boyutu. haber ne? versin. <laughs> bu işin mali boyutu ne olacak diyebilir. E, haklıdır da yani Fenerbahçe mali olarak belki tarihin en zor günlerini yaşıyor bu noktada e, biz de burada konuşurken biraz rahat konuşuyoruz onu da söyleyelim ama şu çok önemli değil mi bak hep sen söylersin Rıza Hoca da söyledi şampiyon olabilmek için o pota doysan yani ilk yarıyı o beşte bitirdiysen hadi de buna altı. 6 yani puan e, yakınlığı itibariyle soruyor eğer oradaysan ve şampiyon olmak istiyorsan Nokta transferler yapacaksın. Devre arasında da gerekli hamleleri yapacaksın. Kendini güçlendireceksin ve kadroyu da geniş tutacaksın. Tabii ki. Çünkü Fenerbahçe'nin de şu an iki yol var. Bir ziraat Türkiye Kupası, iki şampiyonluk mücadelesi. Ersun yani hocam... sen şimdi diyorsun bir transfer yap kapat. O zaman Demir Grup Sivaspor Hoca kendisi söyledi. En az 3-4 takviye yapmam lazım ki sıçramayı yapayım. Fenerbahçe'nin bak sezona ikinci yarıya başlayacağız. Stoper ikilisini bana söyler misin? İşte. Elde bir tek Serdar Aziz var şu anda. Zankada var ama istenen performansta değil. Adil Rami de var ama istenen performansta değil. Sadık var ama sezonu kapattı. Yani işte burada Şimdi bir sol bir stoper, bir kanat oyuncusu, işte o bölgede e, pas servisi Cülerme mesela imza atılırsa müthiş bir transfer olur. E, Verat Berat her zaman e, bu kadar bu performansla götürebilecek mi? Bilmiyorum. Götürür. Tamam o kalitesi var ama oyuncu cezalı olabilir sakatlandı işte 2-3 hafta oynamadı Oynamadı. hani o, o oraya e, destekleyecek bu arada Mevlüt Erdinç de herhalde kadroda şu an kadroda ama sanki o da ayrılacak gibi kulağıma benim ben, geliyor sevgili ben Volkan ben onun performansı ile ilgili sıkıntı olmadığını biliyorum yani Mevlüt'e çok fazla şans verilemedi sürekli yarış halinde olunmasından dolayı sadece kupa maçlarında görevlendirebildi bir de Vedat sakatlandı da Mevlüt sakatlandı Mevlüt oynayacaktı Malatya Deplasmanı öncesinde bir adeli yırtığı yaşadı. Gerekli şanslar verilemedi ama Mevlüt'ün yeterli süreyi bulamadığı için belki ayrılmak isteği olabilir. Ama ben yönetimi çok fazla izin vereceğini düşünmüyorum bu konuya. Çünkü Vedat'ın dışında Santrfor diyebileceğimiz Fenerbahçe'nin kadrosunda başka oyuncu yok. Evet Max Cruze belki orada oynayabilir. Hatta Malatya deplasmanında Alper Potuk bile orada oynadı ama... Santrfor olarak baktığında iki tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin o yüzden Mevlüt'ün gidişine ben Fenerbahçe yönetiminin izin vereceğine çok fazla ihtimal vermiyorum Fenerbahçe mümkünse bir tane daha oraya oyuncu alalım diye uğraşırken bir de elindekini verme ihtimali hayli zayıf açıkçası Evet son 2-3 dakikam yani o noktada düşündüğümüzde kale garanti Kalede bir sıkıntı yok Altay Harun iki Harun, tane, iki tane tamam. oyuncu iyi Sağ taraf Dirar Isla'da. Isla Ozan'ı çekebiliyorsun oraya. Ozan'ı oynadın. Yani, yani o orayı kullanabiliyor. Evet. Orta alan zaten Fenerbahçe'nin gayet zengin bir bölgesi. Bence Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahip şu anda. E, kanat rotasyonu sıkıntılı. Rodriguez işte dönem dönem cezalı duruma düşüyor vesaire. Form düşüklükleri yaşayabiliyor. Moses iki tane ciddi sakatlık yaşadı. E, bu noktada Deniz Türüç'ün performansı bu arada mesela Fenerbahçe'yi ayakta tutan etkenlerden bir tanesiydi. Rize maçı Bence önemli bir performanstı Deniz'in gösterdiği. Ee, ama Tolga Yerci'yi mecburiyetten sol önünde oynatıyorsunuz gibi çözümler sizi bir yere kadar getirebilir ama şampiyonluk yarışında bu kadar küçük detayların konuşulduğu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin stoper, sol bek ve kanat konusunu, hücumcu yani kanat hücumcusu konusunu ...en iyi şekilde çözmesi lazım ve bu isimlerin tartışmasız isimler olması lazım. Az önce ifade ettik tabii ki bunlar maliyetle, e, parayla oluyor. Bu parayı da e, yani başkana Allah kolaylık versin çok zor yani işi. Bir sürü şeyle uğraşıyor ama e, bu noktada da Fenerbahçe yine ondan bir fedakarlık bekliyor gibi gözüküyor. Çok soru var ee, sosyal meden Fenerbahçe ile ilgili işte sosyal medyada da taraftarlar merak ediyor. İşte diyorlar ki ya Aykut İnce Sise'yi duyduk biz. Alanyalı Sise, Fenerbahçe nedir doğruluğu var mıdır? Volkan Demir'e de sorun hani Sise kırmızılık mıdır diyor Fenerbahçe taraftarı. Hayır kırmızılık değil ama e, yani sanki orada bir Fenerbahçe taraftarı arasında böyle bir heyecan yaratmış. Şimdi Alanya söylen... Spor'un, Sporun e, Sise'yi sizce bırakma ihtimali var mı? Bence yok. Sıfır. Fenerbahçe'nin çok astronomik bir bonservis teklif etme ihtimali var mı? Alanya Spor'un kafasını karıştırmak için. Şey. Zaten Siz senin sözleşmesi de bitiyor bu sezon. Bitiyor sene. bu sezon sonu. Zaten Alanya Spor sezon başında satmadı. Siz biliyorsun. Aynen Belçikadan öyle. Belçika'dan Anderlet ve Kulüp Brüş tekliflerle geldiler. Göndermedi Alanya Spor. Ben çok mantıklı bulmuyorum. Hele ki önceliğin, aciliyeti, sol bek stoper kanat oyuncusuyken Vedat'ın arkasında bekleyecek belki bir oyuncu sisse ya da Vedat da ikili oynayacak. 4-4-2 yapabilir ama e, çok aciliyeti olan ya da e, <laughs> bu oyuncu mutlaka alınmalı diyebileceğim bir oyuncu değil şu an itibariyle. Mevki olarak söylüyorum. Yoksa çok değerli bir oyuncu. E, o yüzden biraz uzak bir ihtimal gibi duruyor. Bu arada o Dortmund'dan gelen kaleci antrenörü iyi derecede Türkçe biliyormuş. Knop. Evet. E, e, Alper Hoca daha gitti. önce Knop geldi. Önce, e, sevgili Nedim Yiğit e, şu an Başakşehir'de görevli. E, Altın orada birlikte çalışmışlar. Nedim Hoca'yla. Hı hı. Nedim Hoca getirmiş yani Türkiye'ye. Bu arada onu da söyleyelim. Bir kaleci antrenörü değişikliği hoca istiyordu, Ersun Hoca istiyordu. Böyle bir değişiklik oldu. Türkçe biliyor olması. Bu arada şöyle bir özelliği de varmış kaleci antrenörünün, onu da anlatalım. Çok geniş bir kaleci portföyü varmış. Yani sadece kendi kalecilerine antrenman yaptırmıyor. Dünya üzerinde takip ettiği birçok kaleci varmış. Fenerbahçe'ye mutlaka fayda sağlayacaktır bu noktada. Az önce Rıza Hoca ne dedi? Cengiz Hoca söyledi, Samat sayı tabii, olduk tabii, dedi. Tabii. Şimdi belki de Knop bir oyuncu söyleyecek, Fenerbahçe belki de çok iyi bir kaleci yakalayacak. Ağzına sağlık sevgili Bokan, çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi detaylı analiz ettik, ile ilgili görüşlerini ifade ettin, Trabzonspor. Ee, yanı sıra Rıza Hoca ile çok güzel bir sohbet yaptık hakikaten ilk bölümde. Saat 21'de hoca da kırmadı geldi bize şampiyonlukta olan iddialarını yineledi ama bence asıl manşet şuydu. Var hakemlerinin faal hakemler tarafından yapılmaması bir. Çok ikinci, değerli bir görüştü bu. Ikinci